Bu zamana kadar çıkıp hiç sizle konuşmadınız. Sizi de mi susturdular ya da tehdit mi ettiler? Yani konuşma diye. Sen diyorsun ki bak ben ilk defa duyuyorum. Ben bile onu sizin sızdırdığına inananlardan olduğum için ben de size yazılarımda, yorumlarımda çok bindirdim. Ayağına sıkıyor dedim. Ondan sonra çatır diyor dedim. Efsaneyi bitirdi dedim. Yani siz sızdırmadınız bunu. Kesinlikle ben sızdırmam. Bunu altını sızdırmadım çizelim. Sızdırmadım da sızdırdı diyenler de adidir. Bak onu da ben söylüyorum. Ben... Şimdi... Şu anda senin anlattıklarına bakarsak senin basına sızdırılmasında hiçbir suçun günahın yok. Benim Tunahan Bey'e şu ana kadar tavsiyem hep şu olmuştu. Dedim ki bir dönem birkaç ay dinlen. Bu olayları bir kendine bir refleksi yap. Bir olaylara bak. Ondan sonra bir kendine bir yol haritası çiz. Bu bayanla da bu olayı çöz. Sen bu bayanla olayı çözmedikçe bu olay geri dönüyor. Geri gelecek. Sana ve topluma ve partimize ve ideallarımıza zarar verecek. O toplantıdan sonra, şimdi geliyorum. O toplantıdan sonra o akşam Farid Azarkan'a bana aradı. Dedi ki ne oldu dedi. Dedim ki o şahıs Tunahan Bey'e istediği bilgiyi, yani o sokaktaki konuşulan bilgiyi verdi. Farid Azarkan dedi ki biz dedi yarın sabah görüşmemiz lazım Tunahan'la. Yarın sabah olmadı, ertesi gün sabah. Çarşamba sabah. Korona debat var. Ben o gün sabah gidemedim çünkü bir önemli bir işim vardı. Tunahan Bey'le Farid Azarkan sabah görüşüyorlar. Farid Azarkan bugün ben Volkskrant gazetesinde söylediğim gibi 4 şey söylüyor. Farid Azarkan o 4 şey söylemeden önce 3 hafta önce Tunahan Bey'den liderliği istemişti. Fraksi forzatıldığı. Durup dururken? Yok. Tunahan Bey'in son dönemdeki performansının düşük olduğunu söyleyerekten, liderlik yapamadığını söyleyerekten ve şahsi problemlerin olduğunu söyleyerekten ben yapayım dedi. Ben yapayım dedi. Teklif etti yani. Teklif etti. Önce 3 hafta önce. Sonra o çarşamba günü sabah görüşüyorlar. Görüştükten sonra Farid Azarkan beni aradı. Ben Volkskrant gazetesindeki röportajımda da harfiyen söyledim. 4 şey söylüyor. Tunahan diyor, bugün diyor ben seni diyor istasyonda gördüm diyor trenden indikten sonra. Yanında yürümek istemedim diyor. Tunahan diyor, sen diyor son dönemde liderlik yapamadın diyor. Tunahan diyor, sen diyor bu bayanla yaşadığın olaylardan dolayı diyor bizi tehlikeye attın. Partimizi tehlikeye attın ve ben bunu artık savunamam. Sen grup başkanlığını, liderliğini bana devredeceksin diyor. Bu 4 şeyi söyledikten sonra bana telefon açtı. O sabah konuşuyorlar. O sabah konuşuyorlar. Ben telefonda bunu... Tunahan bunlara karşı ne cevap veriyor? Şey istiyor. Diyor ki ya bana imkan verin, devam edeyim. Bunlar farklı diye bir cevap veriyor. Aynı anda beni aradı Farid Azarkan. Bunları anlattı. Ve benim meclise gelmemi istedi. Ben trene bindim. Çarşamba günü meclise gittim. Meclise vardığımda akşam 5'ti. Korona debat vardı, tartışması vardı. Tunahan Bey tartışmadan çıkmış. Grup toplantı odasına geldi. Elinde telefonu ve orada dedi ki ben grup başkanlığını bırakıyorum. Bir daha aday olmayacağım. Ve aynı zamanda politik liderliği de bırakıyorum. Yani Tunahan Kuzu'yu istifaya zorlayan Farid Azarkan. Peki bu Tunahan'ın açıklamasından sonra sizin yaptığınız basın açıklaması da hiç Tunahan'a destek gibi değildi. Yani dediniz ki partiye zarar vermemesi için böyle olması gerekiyordu diye. Ya yani çok alelacele yazılmış bir basın açıklaması. O basın açıklamasını yazmadan önce defalarca Tunahan Bey'i aradık. Eleman gönderdik. Cevap vermedi. 11 kişi 8 saat toplantı yaptık. En sonunda Farid Azarkan arabasından laptopunu çıkardı ve o basın açıklamasını yazdı. Yani öyle bir duruma gelmişti ki 8 saat toplantı yaptık. Değerli bir dakika, dedik. O basın açıklamasını Farid yazdı diyorsun. Farid yazdı, başını çeken de Farid'tir. Yani bu basın açıklamasının. Yani böyle olması gerektiğini. Hatta hani biz orada yüzüne gözüne bulaştırdı falan dedik. Şu kelimeyi kullandı orada. Beni afsin bari teyit diye bir Hollanda kelime kullandı. En kısa zamanda milletvekilliğini bırakması gerekiyor. Kelimesinde Farid Azarkan söylemiştir, yazısında o yazmıştır. Farid Tunahan'la benim bir araya gelmemi istemiyor. Ve partiyi ele geçirmek istiyor. Tek başına... Bir şey daha söylediniz, onun da altını çizelim. O basın bildirisini ben yazmadım, Farid kendi bilgisayarında yazdı dedi. Basın bildirisi hakkında saatlerce konuştuk, en sonunda kendi bilgisayarını getirdi, yazdı. Çünkü Farid Azarkan şunu gördü, konjöktür neredeyse Farid Azarkan orada. Yani güçlü neredeyse orada, algı neredeyse orada. Önce Tunahan'dan grup başkanlığını, liderliği aldı. Sonra baktı ki sosyal medyada bir oluşum oluşuyor, Tunahan Bey'e karşı bir destek var. Geri döndü Tunahan Bey'le beraber bana karşı. Yarın sosyal medya değişse geri bana dönecek ya da ona dönecek. Sonuçta döne döne bu adam liderliği üstüne almak istiyor, partiyi teslim almak istiyor. Benim buradan çağrım da, Tunahan Bey'e karşı çağrım da defalarca aramama rağmen, onlarca insanın kendisiyle görüşmesine rağmen benle baş başa masaya oturmaması.
Ve şunu söylüyor. Faritsiz seninle görüşmem. Çok enteresan bir şey. Parti kurduğum arkadaş, yol arkadaşım, dava arkadaşım bu günlerde Ferit Azarkan'sız bir hareket yapmıyor. Bunun altında ne yatıyor? Ferit Azarkan'ı biz bu sebeple bizi böldüğü için partiden ihraç ettik. Ferit Azarkan 6 Haziran'ı istemiyor. 6 Haziran'dan önce yönetimi devirip kendisi başa geçmek istiyor. 6 Haziran'sız partiyi teslim almak istiyor. Çünkü 6 Haziran'da üyelerin çoğunluğunun kendisinin yaptığının doğru olmadığını göreceğini hissediyor ve kongreye gitmek istemiyor. Aynı zamanda da Baring Scott araştırması var. Bu olayların hepsini araştıran uzman bir kurum Hollanda'da. O araştırmayı da istemiyor. Şimdi Baring Scott 6 Haziran'a kadar işi bitirecek mi? Evet, 1 Haziran'da bitirecek. 6 Haziran'da da dosyayı açıklayacak. Çünkü genel kurul tek yetkili organ, unutmayalım. Yani genel kurulsuz işte istifaya bastırmalarının sebebi oydu. Genel, çünkü tüzükte ikinci bir madde var arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Başkan ve başkan vekili genel kurul tarafından doğrudan seçilir diyor tüzükte. Bu demektir ki başkan ve başkan vekili kendileri istifa etmedikçe gitmezler o mevkiden. Demek ki bu baskı oradan geliyor. Bir o madde biz Altmar'daki noterde 5 sene önce parti kurarken bilinçli aldırdık. Neden? Birileri başkana baskı yapıp da şantaj yapıp da başkanı ve başkan yardımcısını devirmesin diye. Ben üyelere hesap veririm. 5 sene önce partiyi kurduk. Geçen sene üyeler tarafından yeniden başkan olarak seçildim. Üyelerden aldığım yetki ancak ve ancak tüzük bazında üyelere devredebilirim. Yani şu an benim istifamı isteyen arkadaşlar şunu görmüyorlar. Ben istifa etsem de ancak ve ancak üyeler toplantısında görevimi devredebiliyorum. Bu sabah Hollanda medyasında söylediniz. Evet. 2020'de bırakıyorum dediniz değil mi? Evet, 2021'de ben milletvekilini bırakıyorum dedim. Bunu ben bugün resmi olarak açıkladım ama aslen biz 2-3 senedir bunu parti içerisinde görüşüyorduk ve Tunahan Bey'le anlaşmamızı yani sizin mücadeleniz gençlere, yeni liderlere devretmek. Aynen. Benim 23 senelik, 24 senelik tecrübemi gençlere devretmek. Yetiştirdiğimiz pırıl pırıl gençler var. Gerçekten var mı aklınızda bir belli aklınızda var birkaç mı? İsim var mı? Verir misiniz? Ya, aklımızda 40 tane isim var arkadaşlar. 40 tane isim var. Bu 40 tane ismi biz üyelerin önüne çıkaracağız. Sonuçta biz üyeler partisiyiz. Demokratik bir partiyiz ve üyeler karar verecek. Bu çok önemli. Ferit Azarkan, Tunahan Bey yanına alaraktan üyeler olmadan bir karar almak istedi. Ben hesabı kongreye veririm. Benim gitmemi isteyen insanlara şunu söylüyorum. Diyorum kongreye gel, sorunu sor. Benden hesap sor. Ben hesabımı veririm. Hesaptan sonra oylama yaparız. Demokratik çerçevede ne olursa ben ona varım. Ama kongreden önce beni devirip korkutmak istemek, tehdit etmek, benim hakkımda bazı bilgileri medyaya sızdırmak bunlar bize yakışmayan, hoş olmayan şeyler. Ferit Azarkan'ın yapmış olduğu suçlamalarla, intimidasyonlarla, baskılarla Selçuk Öztürk'ü seçim öncesi, kongre öncesi devirip partiyi kimseye teslim edemeyiz.